Liseye Galatasaray'da okuyorum. Galatasaray lise kısmına geçtim. 1938 yılındaydı. İlk defa Vakıflar Dergisi yayınlandı. Birinci sayısı. O birinci sayısında Vakıflar Dergisi'nin Ali sahip. Ali diyoruz ama aslında Ali sahibidir. Evet yani. Esas adı. Evet. Ama... Ali Sahip Ülge'nin iki makalesi vardı. Fatih Camii ve bir de İznik'te Türk Eserleri. Onun üzerine bizim o zaman 3 lira mıydı neydi o şeyse. Benim bütçem müsait değil. Yani 3 lira verip de bir Vakıflar Dergisi almaya falan. Bizim sınıflarda şeyin küçük kardeşi vardı. Ali Sahim'in, Ülge'nin. Ondan sonra... Abisi? He? Abisi var bir de. Hayır, bir de küçük kardeşi vardı. Kız kardeşi mi? Erkek kardeşi. Ondan sonra o ailenin zaten talihsizliği o annelerinin 3 tane oğlunu peş peşe kaybetti. Bir abi vardı, o ölmüş. Evet. Ali Sahim öldü. Ondan sonra küçük oğlan da öldü. Hepsi sırayla gittiler. Daha doğrusu küçük oğlan daha önce öldü galiba. Sonra amcam dediği biri var acaba. Evet. Belki o. Bilmiyorum yani benimle aşağı yukarı aynı sınıftaydı şeyse. O küçük kardeş. Çok erken üniversitedeyken ölen mi? Yok, üniversitede yok. Değildi o. Değildi daha sonra. Evet. Neyse. İşte bilemiyorum tam şeysine. Ondan sonra ona dedim ki abin işte böyle böyle makaleler yazmış. Ondan sonra bunlardan ayrı basın yapılıyorsa işte bana sağlayıver falan söylemiş. Ondan sonra bana hakikaten ayrı basımlar geldiydi. Evet. Fatih Camii ve bir de İznik'te Türk Eserleri. Gıyabi'ye tanışmamız ilk öyle oldu. Onun arkasından Ali Sahim önceleri şeydeydi. Müzelere bağlı olarak arkeoloji müzesinde mimar olarak görevliydi. Zannediyorum o zaman eski eserler encümeni vardı. O encümende de mimar olarak görevliydi. Onun üzerine o zamanlar fazla bir temasımız olmadı bir şeyimiz. Ondan sonra o işte Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oluyor. Zaten kısa bir süre için Fransa'ya gidiyor. Ondan sonra Gabriel'i falan o vesileyle tanıyor. Evet. İşte bir taraftan da böyle çizimler falan yapıyor. Ondan sonra şeylerde, İstanbul'da da yani müzelerde görevliyken bir Fransız, arkeolog değil adam, esas tarihçi. Fakat bu yanlış olan şeyin adliye binası var ya, eski Darülfünun binası Ayasofya'da. Evet. Onun olduğu yerde bir sondaj yapmak istiyor. Onun üzerine şey görevli olarak da, mimar olarak da yanında onu veriyorlar. Ali Sahim'i veriyorlar. Fransızca da bildiği için. Ondan sonra orada öyle sondajımsı, tam normal bir kazı da değil. O yanık adliye sarayı çünkü yandıktan az sonra 33 yılında yandı. Yani eski bir tarihi binayı, belirli bir üslubu var onlara tabii. Belli etmesi lazım. Öyle bir bina yok. Sonra bir adam orada, bir dükkanda oturan bir adam dedi ki, bey niye arıyorsun sen burada filan? Dedim, ya burada bir karakol binası varmış. Ondan sonra onu arıyorum dedim. Ha dedi, o dedi, sonra buzhane oldu dedi. Buzhane olarak kullanılmış. Ondan sonra dedi, onu yıktılar dedi. Şuradaydı filan diye yerini gösterdi dedi bana. Yani böyle bir takım binalar yapmış bu. Ama bir çoğunu bulamıyoruz. Evet. Nerede, ne olduklarını. Ondan sonra mesela onun da hakkında ben de makale de yazdım. Alay Köşkü var ya, evet. Alay Köşkü ile şehir Gülhane Parkı'na girilen büyük kapı yanındaki de diğer delikler daha vardır ya, esas ortada da kapıdır. İki yanında da fazladan açılmış iki tane daha geçit vardır. Ondan sonra fakat orada bir tane kule vardır tam geçitin yanında. O kule ile şeyin arasına, Alay Köşkü'nün arasına sur duvarına bitişik şey yapılmıştır. İlk defa postaneye amire yapılmıştır. Ve ilk defa oradan telgraf çekilmiştir. Daha o zaman Osmanlı ülkesinde telgraf şeysi yok. İlk telgraf oradan Kırım Harbi münasebetiyle zannediyorum bir telgraf oradan çekilmiştir. Ondan sonra orada öyle bir bina varmış. Ve bunun projesi arşivde var. Evet. Arşivde var. Fakat yerinde bugün hiçbir şey yok. O bina yok. Aradım taradım. Ondan sonra Ankara'da PTT'nin bir şeysi var,
böyle müze gibi bir yeri var. Orada fotoğrafını buldum o binanın. Öyle mi? Evet. Ha. Öyle gerçekten bir bira varmış. Fakat çok soluk bir fotoğraf. Zaten Abdullah biraderlerin bir fotoğrafı. Ondan sonra iki katlı bir bina. Üzerinde alındık var. Alındıkta işte klasik Osmanlı arması var falan. Evet. Böyle bir bina. Onun üzerine ve şeye bitişik. Alay Köşkü. Sura bitişik. Ve Alay Köşkü de o postane amirinin şeysi, şefi kimse onun makamı olmuş o zaman. Hı hı. O şekilde kullanılıyormuş. Fakat sonra yıkmışlar o binayı. Evet. O zaman ben bir makaleyle işte ilk Tevrefhane Amire diye onu yayınladı idim. Bir evet. Gerek o fotoğrafı, gerek işte şeydeki arşivde. Yalnız arşivdeki çizimle fotoğrafta ufak farklar var. Bazı şeyler yapılmamış. Yani böyle bir takım binaları var o fosfatilerin. Ama tabii konumuzun dışında evet. Bu ayrı bir şey. Onun üzerinde işte... Siz Darülfünun yangınından bahsediyordunuz. Efendim? Yangından bahsediyordunuz Darülfünun binasını. Efendim işte o Darülfünun binasının arsası yerinde bir sondaj yapıyor bu evet. Fransız tarihçi. Onun üzerine mimar olarak da Ali Saimi kullanıyorlar. O bir takım işte bulunan duvar kalıntılarını vesaireye dair çizimler yapıyor. Fakat onlar yayınlanmadı. Müzeler İdaresi'nde bir müddet eski eserler, müzeler dairesinde görevli olduktan sonra ayrıldı, vakıflara geçti. Evet. Onun üzerine bütün mesaisini vakıflara ayırdı. Ve o arada şey partisi zamanında, Demokrat Parti zamanında vakıfların başına, vakıfların hiçbir zaman tarihi boyunca görmediği gayretli bir adam tayin edildi. Orhan Çapçı adında rahmetli. Bu Orhan Çapçı hakikaten şeylere son derece meraklıydı. Bu eski camilerin bilmem ne restorasyonuna filan. Şeyle de çok iyi anlaştılar. Rahmetli Ali Saim'le. Ali Saim de vakıfların baş mimarı oldu restorasyon işlerinde. Ondan sonra artık oradan oraya koşuşmaya başladı. Onu her yere gönderiyordu. İşte vakıf eserlerden restore edilecek olanlar nelerse onları tetkik ediyordu, raporlar veriyordu. Ona göre inşaata başlıyordu. Rahmetli Saim bu hususta muazzam bir gayret içindeydi. Yani Edirne'den Kars'a kadar gitmediği yer yoktu. Ondan sonra bir yerde oturduğu da yoktu. Ondan sonra tabii o uğra sağlığını da verdi. Şöyle ki bu Seyit Gazi yolunda bindiği araba bir taklak attı, bir şarampola yuvarlandı. O sırada kolunu da sakatladı. Anladım. Bir kolu sakattı ölünceye kadar. O kolu anormal bir durumdaydı yani. Düzelmedi yani tam manasıyla. Yani bu daha erken yaşlarında, erken yaşlarındaki bir kaza. Evet. Onun üzerine Orhan Çapçı ona son derece büyük güveni vardı. Ondan sonra işte ve enteresan yani genel müdür falan ama ben şu şekilde hatıramı söyleyeyim. Şimdi ben üniversiteden 48 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra o yıl içinde beni asistan da yaptılar. Ondan sonra ben sanat tarihi bölümünde asistandım 48'de. Onun üzerine az sonra 49 veya 50'ye doğru beni şeye seçtiler. Bu daha Osmanlı devrinde kurulmuş olan eski eserler encümeni var. Evet. Arkeoloji müzesinde toplanan ve anıtlar kurulundan çok daha eski. Fakat Ali Saim işte müzelerden ayrılıp da vakıflara geçince bu kurulu daha kuvvetli bir şekle sokmayı düşünüyor ve onun teklifi üzerinde Anıtlar Yüksek Kurulu kuruluyor. Evet. 49'un sonları, 50'nin başlarında. Anıtlar Yüksek Kurulu kurulunca eski eserler encümeni ama hala daha faal. Faal dedim yani toplantısını her hafta yapıyor. Fakat bir evrak binde bir ya geliyor ya gelmiyor. Onun üzerine işte belediyenin bir temsilcisi var, vakıfların bir temsilcisi var. Ondan sonra o zaman şeyin mimar olarak müzelerin de görevli rahmetli Cahide Tamer var. Bilmem evet. Duydunuz mu? Duydum. Hiç esinleri. Evet. Onun üzerine bu kurula beni de aldılar. İstanbul'un encümeni, eski eserleri koruma encümenine. 1950 yılları.
O zaman daha genç bir asistanım ben. Evet. Onun üzerine işte toplantılar, salı günü toplantı yapıyorlar. Ondan sonra Reşit Saffet Atabinen, Feridun Dilimtekin, ondan sonra Galip Aldar, Belediye Köprüler Dairesi Başkanı, ondan sonra İstanbul Vakıflar Bölgesi Baş Mimarı Egeli, Vasfi Egeli, ondan sonra mimar olarak Cahide Tamer, üyeler de aşağı yukarı bunlardan ibaret. Ha bir de şey, Eftalettin Tekiner. Sonra da bir yazılar geliyor, hadi evladım diyorlar şeyde falan yerde bir şey çıkmış, nasılsa bir yazı gelmiş, şuna gidip de sen bir bakıver. Ondan sonra benim elimde vasıta yok, bilmem ne yok. Ondan sonra akşam vakti Sirkeci'ye iniyorum, trene biniyorum, Yeni Mahalle'ye gidiyorum, Bakırköy'ün Yeni Mahallesi'ne. Evet. Orada sokak içinde hakikaten kazıda çok enteresan bir şey çıkmış ortaya. Kanalizasyon kazısı sırasında. Onu görüyorum, dönüyorum ta Bostancı evime, şeyden, ta Bakırköy'den. Ondan sonra evde akşam şey yazıyorum, daktilomda rapor yazıyorum. Ondan sonra iki gün sonra getiriyorum, encümane veriyorum filan. Ondan sonra, fakat işin enteresanı da bütün bu işler fi sebilillah, bedavaya yaptırıyorlar bana. Evet. Sen diyorlar, evladım gelsin, hadi gidiver. Güzel hala ama oradakiler hepsi emekli olduklarından her toplantıya 25 lira şey alıyorlar. Hakkı huzur. Ben görevde asistan olduğum için bana şey yok, hakkı huzur yok. Evet. Sonunda dedim ya ben enayi miyim? Gitmemeye evet. Başladım toplantılara. Ondan sonra, az sonra işte şey kurulmuştu. Anıtlar Yüksek Kurulu. O şeyin gayretiyle kuruldu. Ali Saim'in. Evet. Onun üzerinde şeyde 1958 yılının şeysinde Aralık ayında, Aralık diyorum şey ayında, Şubat ayında bana bir tebligat, beni oraya asli üye seçmişler. Hı hı. Evet. Onun üzerine gittim. O zaman Ali Sahim'le işte artık karşı karşıya beraber olduk, evet. Ondan sonra o zamana kadar orada Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kuruluşunda üniversitelerden birer profesör, ondan sonra iki tane şeyden üye bakanlıklardan, ondan sonra bir de Müzeler Genel Müdürlüğü ile şey Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başkanları tabii üye. Evet. Fakat o bakanlıklardan gelen iki üye kitaba uydurdular durumlarını. Biz normal tabii üyeyiz. Bu görevlerden de ayrılsak biz burada kalırız dediler. Ve hakikaten kurul davet edilinceye kadar kaldılar. Öyle mi? Hiçbir kuvvet onları oradan ayıramadı. O iki kişi ondan sonra orada kurulda oturdular. Halbuki esas tayin edildikleri yer çok da onlara ayrılmışlardı oradan yani. Evet. Onun üzerine dört tane de serbest üye. Yani oradaki mevcut üyelerin seçecekleri bu işlerde tecrübesi, bilgisi olduğu anlaşılan serbest dört tane üye. Evet. Onlardan işte biri de rahmetli Celal Esat Arseven'di. Evet. Ondan sonra daha üç kişi daha vardı şimdi hatırlayamayacağım kim. Onun üzerine işte Celal Esat ayrılmış o yılın başlarında. Çok da yaşlıydı zaten. Evet. 90'ın üstündeydi. Onun üzerine onun yerine de beni seçiyorlar. Onun üzerine ben de tabii şeyi bıraktım artık tabii. Biri tarafı encümeni. Oraya devam etmeye başladım. O vesilede Ali Sahip de zaten oranın tabii üyesi durumundaydı. Evet. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun. Ondan sonra şey de orada tabii Orhan Çapçı da doğrudan doğruya vakıfların genel müdürü olarak üyesiydi. Ondan sonra temasımız öyle başladı. Onun üzerine Orhan Çapçı'yı da o vesileyle gördüm ne kadar gayretli bir kişi olduğunu. Çünkü işte konuşuluyor filan. İşte ben de bildiğim kadarıyla bazı şeylere müdahalede bulunuyorum veyahut anlatıyorum filan falan. Ondan sonra bir yaz günüydü işte o sene 58 senesinde. Toplantı bittikten sonra dağılacağız. Dedi ki bana siz dedi nereye gideceksiniz dedi Orhan Çapçı. Dedim şeye Bostancı'ya evime gideceğim. Ha dedi ben de dedi Göztepe'de kayınpederin evinde dedi kalıyorum dedi. Ondan sonra buyurun dedi beraber gidelim dedi.
Buyurun, bindik. Makam arabası o şeyde orada, kapının önünde bindik. De yalnız dedi, ben dedi, vakıfların dedi şeysi var, taş ocağı var dedi. Çekmecenin, büyük çekmecenin arkalarında. Hı hı. Bir oraya teftiş etmek istiyorum dedi. Akşam vakti. Ondan sonra böyle yani bu kadar bir genel müdürün ocağı teftiş etmesi pek bizim devlette pek nadirattan bir şeydir. Onun üzerine biz gittik oraya. Ondan sonra orada taş ocağına tetkik etti. O camilerin restorasyonunda kullanılan taşlar orada yontuluyor, geliyordu. Şey bu işte küfeki taşı dediğimiz bir taş var ya, kalker bir çeşit. Oradan çıkarılıyordu. Ondan sonra dönerken yolda, o zaman Vatan Caddesi açılmış ama daha henüz doğrusu yapılmamıştı. Oradan doğru dönüyoruz, Kabataş'a, vapur iskelesine geleceğiz. O sırada sol tarafta şeyi gördü, Aksaray'a gelmeden Fenari İsa Camii'dir. Hani iki kuvveli bir kilise vardı evet, ya orada evet, o. Evet. Bu ne bu dedi. Dedim işte bu Bizans devrinden, şu devirden kalma. Ondan sonra üç aşamalı bir inşaatı var o binanın. Ondan sonra kilisedir, cami olmuş. Ondan sonra işte harabe haline 1918 yangınında yanmış. Böyle böyle ya dedi, bu vaziyette nasıl bırakılır ana caddenin kenarında filan. Bunu da vakıflar ele alsın filan dedi. Ondan sonra yani böyle bu kadar şeyle ilgiliydi. Evet, hüsnü niyetli bir genel müdürdü. Ondan sonra fakat şeyle de iyi anlaşmışlardı. Ondan sonra o işte teklifleri getiriyor. Ondan sonra şey yapıyor. Zaten epey bir evveliyatı vardı. İstanbul'un pek çok eski eserini, rölevelerini çizmiş. Ondan sonra muhafaza etmişti arşivinde. Evet. Bir de şeyin Tarih Kurumu'nun bir siparişi vardır Atatürk'ün emri gereği. Şey, bir Mimar Sinan hakkında büyük bir kitap hazırlanması. Evet. Gabriel mimari kısmını yazacak. Tarih kısmını da şey hazırlayacak, Fuat Köprülü. Hatta onun bir tane prova şeysi, broşürü de basıldı o kitabın. Yani ne boyda olacaksa evet, o kitap o boyda. Ondan sonra kuşe kağıdına güzel bir resimli filan bir 4-5 sayfalık bir şeysi de broşürü de basılmıştı. Onun üzerine dolayısıyla Sinan'ın şeylerini topluyordu hep. Evet. Rölevelerini. Onun üzerine bir de o sırada tabii ikinci bir şey daha vardı programda, ikinci bir mesele daha vardı. O da Süleymaniye'nin inşasının 400. yıl dönümü. Ona da bir şey hazırlanması evet, gerekiyordu. Ve Süleymaniye'nin külliyenin komple bir şeysini restorasyonunu yok bir rölevesini bir daha çizdi. Yani bütün külliye, cami, ondan sonra medreseler, ondan sonra ek binalar işte taphanesi, dar-ı şifası bilmem nesi. Ondan sonra işte şu diğer bir şey medresesi var, mülazımlar medresesi, hamamı filan komple külliyenin şeysini hatta ben de onu İstanbul diye bir kitap hazırladım o sıralarda. Asistanken evet, Fransızca olarak basıldı o kitap, hı hı, bir kongre münasebetiyle. Onun sonuna o şeyde ilave ettim de, o planı. Süleymaniye'nin komple bütün külliyeyi gösteren bir şeysidir o. Evet. Bu zaten plan, evet, Mimar Sinan kitabında da var dediğim evet, kadarıyla. Ondan sonra öyle bir proje vardı ve o arada çeşitli mesela bir kısmını medreseleri şey yapmışlar, sağlık yurdu yapmışlar, binası yapmışlar. Bir kısmını askeri basım evi yapmışlar. Bir kısmını o İslam Eserleri Müzesi olmuştu. Ondan sonra bir yere bir acayip yine bir işe tahsis edilmişti. O falan sonra Haliç tarafındaki medreseler, onlar basamak halinde böyle meyillidir arazi. Evet. Ondan sonra kat kattır onlar. Dolayısıyla dümdüz değildir, hı hı, o medreseler. Onlar tamamen bir tanesi müzelerin taş eserler deposu olarak yığın halinde mezar taşlarını, kitabeleri bilmem ne gibi yığmışlar oraya. Bir tasnif falan yok. Ondan sonra bir diğerine de Çingeneler istila etmişler. Tamamen Çingenelerin evleri durumunda. Önce bunların ayıklanması, temizlenmesi. Ondan sonra o işte askerlerin falan orada matbaayı terk etmeleri. O sanıyorum taphaneydi orası galiba. Ondan sonra bir imaret yalnız şeydi. Aşhane, imaret şeydi.
müzeye verilmişti. Geri kalanı hakikaten perişandı. Ondan sonra tabii o arada gene Fikri Evvel bir aydınımızın da bir marifeti vardır. Bu şey, bizde işte sahnelerin en ünlü kişisi olan şey var ya, Muhsin Ertuğrul, tutturmuş Taphane binasını tiyatro binası yapacakmış. Onun üzerine işte böyle bir projesi vardı. Onun üzerine iskeleler kuruldu. Ali Saim iskelelerin tepesinde, ondan sonra şeyin restorasyonuyla ilgiliydi. Süleymaniye. Yani bu yıl dönümüne bina bütün ek binalarıyla temizlenmiş olarak restore edilecek. Bir de beraberinde bir de kitap çıkardı. Çıktı. Ondan sonra hatta beni çağırdı bir gün. Şeye, gel dedi, bak dedi. Ne çıktı dedi. Ne yapacağım ben şimdi dedi. Süleymaniye'ye gittim. Ta kubbeye kadar çıktık. İçinde iskeleler var oradan. 19. yüzyılda yapılmış kalem işi nakışlar var içinde. Kazımışlar onları bir kısmını. Altından klasik motiflerle çeşitli renklerde yapılmış şey var. Bir dekorasyon var. Kalem işi. Ancak iki tane klasik üslupta dekorasyon var. Ayrı ayrı. Ondan sonra, İki ayrı dönemli. Hayır, aynı dönem gibi. Öyle gözüküyor. Yani onun altında başka tabaka yok. Vallahi Peltek de konuşuldu rahmetli. Vallahi Kaşif şimdi ben ne yapayım dedi. Bunların hangisi Sinan'ın tasarladığı esas orijinal dedi. Çünkü her yeri açmamışlar. Bir yerde böyle açtıklarında iki tane klasik motif çıkmış. Ama birbirinin eşi değil. Hakikaten çok zor bir durum. Onun üzerine sonra işte gene başka bir münasebetle şeyde de restorasyon vardı. Kasımpaşa'nın arkalarında Piyale Paşa Camii'nde. Evet. Oraya da çağırdı beni, gittik beraber. Ondan sonra orada da mesela bir durumla karşılaştık. İç tarafta pencerelerin üstlerindeki lentodan sonra sivri alındık var ya, kemeri, sivri kemerle pencerede lentosu arasında bir üçgen şeklinde. Orada orijinal kalem işi nakışlar var. Halbuki Avrupa müzelerinin birinde Piyale Paşa Camii'nden gitme lento çinileri var. Orası çini kaplıysa o nakışlarda. O nakışların üzerinde bir zaman çini olduğunu ispat eden bir durum yok. Demek ki o çiniler başka bir yerden söktüler, götürdüler. Piyale Paşa Camii'nden değil. Yani böyle bir takım problemlerle karşılaşılıyor. Nasıl karar veriyordunuz bunlara? Vallahi şeyde yapacak bir şey yok Piyale Paşa Camii'nde. Evet. Temizlenecek, o nakışlarla kalacak. Zaten çini yok içinde, evet. Orası öyle kalacak. Süleymaniye'de bilmiyorum neye şey yapıldı. Ondan sonra işte temasımız oluyordu devamlı. Kurulda karşı karşıya oturuyorduk zaten masanın başında. Ondan sonra tabii Anadolu'dan da birçok şeyler geliyordu. Onlar da işte konuşuluyordu falan. Onun üzerine tabii bütün kurul toplantıları da şey, burada anlatmama imkan yok. Onun üzerine epey sinirlendirici şeyler de oluyordu. Mesela oturdular Mimar Sinan'ın şah eserlerinden biri olan Mağlova Su Kemeri'nin bir bendin su dolacak kısmının içinde kalmasına kurul karar veriyor. Ben buna şiddetle itiraz ettim. Yani dini mimaride Sinan'ın eseri Süleymaniye neyse, sivil mimaride de Mağlova Su Kemeri odur. Bugün su mimarisinin mimari bakımından, estetik bakımından şah eserlerinden, Avrupa'da bile o güzellikte bir su kemeri yok. Yani su kemeri diye yapılır, bir kemer yapılır, kemer, üzerinde de su gider, o tamam. Bu öyle değil mi? Bu bir sanat eseri bu. Onun üzerine ben dedim, tarih karşısında böyle bir sorumluluğu almam dedim. Ben dedim, bu karara karşıyım dedim. Onun üzerine bizim oradaki bütün ağalar, bütün mimaran, bilmem ne takımı hepsi şakır şakır imzaladılar bunu. Ondan sonra
Akılları da geldi, biz ne yaptık dediler. Vallahi yaptığınızı bilmem dedim ama tek itiraz eden bendim dedim. Ondan sonra hatta o gerekçeyi yazmıştım. Fakat acele yazdım, el yazısıyla verdim de orada. Aradık bulamadık. Sonra ama ben de inatla, ya dedi bunu ben yazdım. Bu gerekçeyi yazdım, verdim. Evet imzam yok altında ama gerekçem de var ayrıca. Ondan sonra da aklıma geldi. Moğolova kemeri dosyasına değil, Ali Bey köyü dosyasına konmuş benim gerekçe. Buldum. Hemen birkaç kopyasını çektirdim. Ondan sonra bir tane de Moğolova kemeri dosyasına koydum da. Yani deyince böyle tuhaf oyunlarla da karşılaştık yani. Ama Ali Saim o devreyi yaşamadı artık o Moğolova kemeri hikayesini. Onun üzerinde daha önce işte bildiğiniz gibi 60 yılında oldu. İhtilal oldu. O ihtilalde derhal Menderes'in yanında fazla göründü diye ilk iş Orhan Çapçı'yı görevden aldılar. Vakıflar müdürünü. Ondan sonra hatta ben gittim aradım kendisini Ankara'da. Ufak bir dairede memurluğa indirmişler. Bir yere oturtmuşlar filan. Ondan sonra çalışmaları da devam ediyor idi. Fakat işler tabii hepsi kaldı o hengamede. Onun üzerinden kaldı, rahatsızlandı. Zaten pek sağlığı yerinde değildi, söylediğim gibi. Ondan sonra rahatsızlandı ve yatağa düştü. Toplantılara falan gelemedi. Ondan sonra o sırada bir takım her askeri rejim zamanı askerleri itham ederler ama esas askerleri bir takım acayip işlere sevk edenler bir takım sivillerdir. Bunu kimse farkında değildir. Giderler, kulaklarına yerler. Aman paşam, bu devirde bu yapılır mı? At bu adamları falancı koy buraya derler. Bu benim de başıma geldi çünkü. Evren Paşa'ya gittiler. Beni daha birçoklarını tarih kurumundan attılar. Ondan sonra başka adamları oraya koydular. Yani bu bizim acı bir şeyimizdir. Ondan sonra orada da gidiyorlar. Fakat bu defa şehir meslektaşları bu işi yapanlar. Ali Saim. Ve ondan sonra diyorlar yanlış işler yaptı. Ondan sonra nakışlar hatalıdır. Restorasyonu hatalıdır. Şusu şu böyledir, busu böyledir. Askerlere ver yansın ediyorlar Ali Saim hakkında. Yapanlar da yani hepsinin gayet iyi tanıdığı meslektaşları yapanlar bunu. Onun üzerine ondan sonra zaten neden oturuyor, vakıf apartmanında oturuyor. Bir de o var, vakıf apartmanında oturuyor Ulus'ta. Evet. Onun üzerine orada bir odası vardı, rafları vardı. Bütün bu ünlemeler orada gayet muntazamdı. Böyle tasnif edilmiş durumdaydı filan. Onun üzerine oradan da çıksın. Adam yatalak, yatıyor yani, organ döşek. Kalp krizi geçirmiş, bilmem ne yapmış. Bir daha arkasından derhal tahliye etsin, derhal orayı boşaltsın falan şeklinde üzerine baskı yapmaya başladılar. Ondan sonra o vaziyette yatıyorken, bir böyle Ocak veya Şubat ayı başlarında bir Türk Hava Yolları uçağı Ulus'ta marketin üstüne düştü. Evet. Bilmem, duydunuz mu? Yani okudum daha doğrusu. Ondan sonra muazzam bir patlama oluyor. Tam da vakıf apartmanında biliyorsunuz Uluslu'ya, orada çukur arazide. Onun üzerine bu da yatağından sıçrıyor tabii o gümbürtüye karşı. Ondan sonra zaten kalp krizi geçirmiş adam gidiyor onun üzerine. Vefatı da bu surette oluyor. Arşivinin ne kadar muntazam olduğunu da o zaman görmüştüm. Ben bir şey düşünüyordum, hazırlıyordum. Bir çalışma bu Sultanahmet civarındaki bölge hakkında. Onun üzerine oradaki Bizans Sarayı'nın kalıntılarının falan olduğu yer. Ondan sonra bu kazıdan bahsettim. Ondan sonra bana kardeşim dedi, sana dedi, onlar yayınlanmadı ama dedi ben sana o planları vereyim dedi, çizdiğim dedi. Ondan sonra ben çalışma odasındaki raflardan çekti, planşları çıkardı.
Bunlardan istediğini istediğin gibi yayınla falan dedi, verdi bana. Evet. Ben bir tanesini aldım yalnız. Bir tanesini kullandım. Ondan sonra iade ettim de tekrar kendisine. Zaten sondajdı o böyle. Bir takım Bizans devrine ait duvarlar çıkarmış orada. Onların şeysiydi. Yani böylece de gayet dostane meslektaş şeysi temasımız olmuştu merhumla aramızda. Ondan sonra tabii çok acı bir şeydir. Üç meslektaşların oturup da askerlere ondan sonra anlaşanla bir tane ihbar mektubu yazmış olmaları, raporu yazmış olmaları. Efendim yaptığı restorasyonlar yanlıştır bilmem ne. Ama beyler siz hangi restorasyonu yaptınız? Bir de onu sormak lazım. O zatları tanıyoruz. Onların böyle bir büyük çapta değil, küçük çapta bile bir tanesinin bir tek restorasyonunu bilirim. Ama başka bir şey yapmış değiller. Ondan sonra oturuyorlar, döşeniyorlar. Neler yazıyorlar artık, o raporu bilemem. Ele geçirmeli de bulmalı o raporu. Enteresan bir şey o. Ondan sonra böylelikle Ali Saim'i ortadan kaldırdılar. Onun üzerine işte tarih kurumunun hesabına çizmiş olduğu röleveler vardı. Hı hı. Onları tarih kurumu yıllar sonra iki tane büyük albüm halinde yayınladı. Onlar da işte Sinan kitabı için hazırlanan şeylerdi, rölevelerdi. Onları yayınladı büyük albümler halinde. Ondan sonra bu arada fakat onlara çok musallat olanlar oldu bu rölevelere. Yani işte bize verin de biz yayınlayalım, kullanalım falan şeklinde. Ben de tarih kurumunda o zaman üyeydim, ben itiraz ettim. Madem tarih kurumu bunları şey yapmış, tarih kurumu yayınlaması gerekli. Ne diye? Hatta yabancılardan isteyenler oldu. Almanya'dan isteyenler oldu. Röleveler onlara verilmeliymiş, onlar kullanmalıymışlar. Ben, hepsi doğru değildi. Rölevelerde hatalar vardı. Evet. Onu da biliyorum yani bazı eserlerde. Fakat tabii değerli belgeler de bunlar. Bazı hatta ortadan yok olmuş eserler de var. Eski eserler encümenindeyken yıkılması düşünülen bazı binaların rölevelerini yıkılmadan çizmiş. Oraya dosyaya koymuştu. Yani bütün bunlar aslında bu bakımdan değerlendirilebilir. Yani bütün bu şeyleri yani aklı başında birisi gözden geçirip onları böyle ayıklayarak ondan sonra bugün yok olmuş olan bazı eserlerin rölevelerini şey yapıp şu mesela falan hamamın rölevesi. Bugün o hamam yok. Yeri dümdüz. Ama bu değer. Bu pekala o şekilde değerlendirilebilir. Evet. Ondan sonra falan cami. Ondan sonra çizilmiş. Sonra o camiyi yıkmışlar. Ondan sonra uzun zaman arsa halinde kalmış yeri. Ev yapılmış yerine. Sonra o evi yıkmışlar. O camiyi tekrar ihya etmişler. Evet. Yani bu durumlarla ben de karşılaştım biliyorum yani. Ondan sonra şimdi Ali Saim o caminin bir rölevesini çizmiş. Ama şimdi yapılan cami ne dereceye kadar o röleveye uygun? Yani bunlar aslında etüt edilebilir, incelenebilir, araştırılabilir. Evet. Yani benim işte özet olarak söyleyebileceğim hatıralar bunlardan ibaret.